progressiyalar. Dastlab ketma-ketliklar mavzusunu ko'rib chiqamiz. Quyidagi misollarni ko'raylik. Birinchi misol natural sonlar ketma-ketligi. Mana bizga ma'lumki, bu sanash natijasida hosil bo'ladigan sonlar 1 2 3 4 5 6 7 va hokazo. Bu cheksiz ko'p. İkincisi misol tok sonlar ketma-ketligi. 1 3 5 7 va hokazo. Uchinchi misol juft sonlar ketma-ketligi. 2, 4, 6, 8, 10, 12 va hokazo. 4-chi misol. 5 ga karrali sonlar ketma-ketligi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 va hokazo. 5-chi misol. Tub sonlar ketma-ketligi. 2, 3, 5, 7, 11 va hokazo. Demak, bu ketma-ketliklarga misollar ko'rib chiqdik. Bu yerda biz ketma-ketlikni so'z bilan ifodalash yordamida berdik. Ketma-ketliklar formula yordamida ham berilishi mumkin. Bunda n-chi hadi uchun formula beriladi. Umuman ketma-ketliklarni biz mana bu ko'rinishda yozishimiz mumkin. Bu yerda a1 ketma-ketlikni birinchi hadi, a2 ikkinchi hadi, an n-chi hadi. İkinci usulda biz ketma-ketlikni formula yordamida beramiz. Bunda biz n-chi hadiga birta formula beramiz. Masalan an teng n kvadrat ketma-ketlik. Bu ketma-ketlik bu yerda n 1 2 va hokazo. Agar n ni o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, bu yerda 1 ning kvadrati 1 hosil bo'ladi. Agar n ni o'rniga 2 qo'yadigan bo'lsak, 2 ning kvadrati 4. N 3 ga teng bo'lsa 9, 4. N 4 ga teng bo'lsa, bu yerda 4 ning kvadrati 16 va hokazo. Ya'ni mana bu formula yordamida biz ketma-ketlikning ixtiyoriy hadini topishimiz mumkin. Demak, an teng n kvadrat formula yordamida biz mana bu ketma-ketlikni beryapmiz. Ikkinchi misol. Bu misolda ketma-ketlik an teng 1 taqsim ildiz ostida n formula yordamida berilgan. N 1 2 va hokazo. N natural sonlar. Bu yerda ham ketma-ketlikni hadlarini hosil qilish uchun n ni o'rniga 1 2 va hokazo sonlarni qo'yib chiqishimiz mumkin. Masalan, n 1 ga teng bo'lsa 1 ildiz ostida 1 1 ga teng 1 taqsim 1 1 hosil bo'ladi. N 2 ga teng bo'lsa 1 taqsim ildiz ostida 2 1 taqsim ildiz ostida 3 va hokazo. Demak, mana bu sonlarni hosil qilamiz. Navbatdagi misolimizda an minus 1 darajasi n plus 1 ko'paytirib 1 taqsim n formula yordamida berilgan. Bu yerda ham ketma-ketlikni hadlarini hosil qilishimiz mumkin. Bu yerda n 1 2 va hokazo sonlar. Masalan, n ni o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak a1 minus 1 darajasi n ni o'rniga 1 qo'ysak, bu yerda 2 hosil bo'ladi. Minus 1 darajasi 2 1 ga teng, 1 taqsim 1 1 ga teng, demak a1 1 ga teng bo'ladi. Agar n 2 ga teng bo'lsa, n ni o'rniga 2 qo'yamiz. Bu yerda 2 qo'shib 1 3 hosil bo'ladi. Minus 1 darajasi 3. Minus 1 ga teng. Demak, minus 1 taqsim 2. 2 ni hosil qilamiz. Shu yo'l bilan biz bu ketma-ketlikning hadlarini topishimiz mumkin. Ular 1 minus 1 taqsim 2 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 4 va hokazo. İşaretler almışım var yaptı. Bir de 1, minus 1 taksim 2, 1 taksim 3, minus 1 taksim 4 ve hokazo. Ketma-ketlikni hosil qilamiz. Shunday qilib, bu ikinci xil yo'lda biz ketma-ketlikni birorta formula yordamida berdik. Uchinchi xil usulni ko'rib chiqamiz. Bu usul rekurrent usul deb yuritiladi. Bu usul bilan ketma-ketlikni berishda biz n-chi hadi uchun n-chi hadini undan oldingi hadlar orqali ifodalovchi birorta formula keltiramiz. Masalan, an teng an-1 qo'shib an-2
Demek AN özünün aldığı hadlar orkali ifadelerini yaptı. Bundan taşkara bir neşte hadlarını ham veriyoruz. Bunda usul rekurent usul deyip yurtdurlardı. Kengi hadlarını kandaki topağımız verildi. Mesela bir de N 3'ten başına yaptı. Dastlaki 2 de had verildi. Mesela N'nin oranına 3 koysak. N teng 3. N teng 3. Demek her bir N'nin oranına 3 yazmış kalmış. Bu halde bir de A 3 hasıl kullandı. Teng A 3 minus 1. 2 hasıl kullandı. A 3 minus 2. A 1 hasıl kullandı. A 1 bulan A 2 birilgen. A 1 1 getin. A 2 1 getin. Demek A 3 1 koşulu 1 2 getin. Şimdi A 4'ünü tapağımız. A 4'ünü tapış için yeni oranına 4 koyuşumuz gerek. A 4 yeni oranına 4 koyuşuyor. A 4 böyle 4 minus 1. 3 hasıl kullandı. Biliyoruz. A 4 minus 2. 2 geteyim kullandı. Yani bunu tapış için yukarıdaki kıymetlerden faydalanmamız. A 3 2 geteyim. A 2 verilgen 1 geteyim. 2 koşul 1 3 geteyim. A 5'in tapağımız. A 5. Bunun için en oradaki 5 koyalımız. A 5 deyin. A 4 koşul A 3. Yine yukarıdaki bu kıymetlerden faydalanmamız. A 4 3 geteyim. A 3 2 geteyim. 3 koşul 2 5 geteyim. Neticede biz tarafında iki meketli fasa kuruyoruz. Demek birinci kadı 1 geteyim. İkinci kadı 1 geteyim. Üçüncü kadı 2 geteyim. Umumlu şu yerden hasıl bir getişimiz hem mümkün. Mesela bu kadını tapışı için aldığında 2 tasını koşuşumuz gerek. Bu kadını tapışı için, nabattaki kadını tapışı için bana bu 2 tasını koşuşumuz gerek. 3. Nabattaki kadını tapışı için bu 2 tasını koşuşumuz gerek. 5. Nabattaki tapışı için 3 ve 5'ini koşuşumuz gerek. 8. Demek bana bu ketmeketli yordamı da rekurent usulden verilgen ketmeketli yordamı da biz kuyudaki ketmeketliğini yazışımız mümkün. Monoton ketmeketlikler. Eğer ketmeketliğini hadları Arab'ın definisyonundan kanatlantırsa, o halde bu ketmeketlik, o suç ketmeketlik değillerdi. Eğer Marab'ın definisyonunu kanatlantırsa, o halde bu ketmeketlik, kemal uçuyu ketmeketlik değillerdi. Aslında yukarıda görgen misallarımız, görgen misallarımızdan, mesela A, N, ten, N kvadrat. O suç ketmeketlik kemal uçuyu bulurlardı. Çünkü bunun hadları 1, N'in oraya 1 koysak 1, Kengi hada 2 koysak 4, 3 koysak 9, 4 koysak 16, o hakkında. Demek bana bu tensizliklerini kanatlandırdı. Demek bana bu ketmeketlik, usulçu ketmeketlik eken. Yani en, ben. İkinci misal. A, N, T, 1 taksim ildizası da N. Bu kemal üç ketmeketlikte misal bulurlardı. Çünkü en oranı gel bir koysak bir ketmiş kaldı. İki koysak bir taksın izosu da iki. Bir taksın izosu da üç. Bu da ikincilerini fasıl kullanırız. Bu ketmeketliğin hadları için. Demek bu kemal üç ketmeketlik eken. Üçüncü misal, A, N, teng, minus 1 derecesi, N plus 1, 1 taksın N. Bu ketmeketliğin hadları, N'in oranına 1 koysak,
bir gelip çıkadı. 2 koysak minus 1 taksın 2, 1 taksın 3, minus 1 taksın 4, oha keza. Bu ketmeketliğinin hadları bu tensillerden profesini ham kanatlandırmaydı. Bunu ham kanatlandırmaydı çünkü yaka tensili gözalmıyımız. Minus 1 taksın 2'den kette. Arabi tensiliğini ham kanatlandırmaydı. Çünkü biz bir yerge arabi tensili gözalmıyımız bu aralıkta. Demek bu ketmeketlik usul çıkan emas, kemal çıkan emas.